Rusya'nın dünyaca ünlü müzelerinden St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi günümüze kadar sağlam gelebilmiş en eski iki halıya sahip. Bunlar Altay Dağları'ndaki Pazırık Kurganı'nda bulunan 2500 yıllık halılar. Bunlardan biri keçe, diğeri ise yünden imal edilmiş. Yün olan özellikle Türk düğümü olarak bilinen çifte simetrik düğümle dokunmuş. 1949 yılında arkeolojik kazılarda bulunan ve dünya çapında ses getiren halıların hangi kültüre ait olduğu uzun yıllar tartışılmıştı. Pers İmparatorluğu'nun Ahameniş Hanedanı döneminde İran'da üretildiği iddia edilse de halıların Orta Asya'da dokunduğuna ilişkin görüş son dönemde daha fazla kabul gördü. Çoğu uzmana göre kullanılan hayvan figürleri, süvari resimleri, atların kuyruğunun bağlı olması, Hun gülü gibi motifler sanat tarihi açısından halıların Orta Asyalı olduğunu gösteriyordu. Son araştırmada da bu teoriyi destekleyen güçlü bir ipucu elde edilmiş oldu. Almanya'daki Friedrich Alexander Üniversitesi araştırmacıları halılara ait yün iplerin fermantasyonu içeren özel bir boyama tekniğiyle boyandığını keşfetti. Bu teknik, Orta Asya'da milattan sonra 6. yüzyıldan itibaren Türk adıyla bilinen kadim topluluğun yün boyamada kullandığı tekniklerin benzeri. Yani Pazırık yün halısı Türklerin atalarıyla ilişkili olabilir. Yün boyama işlemi fermente edilmiş kök boyalarla yapılmış. Mesela tarih boyunca başta tekstil kumaşların boyanması için önemli bir kırmızı boya olarak kullanılmış olan alizarin bugün de Türk kırmızısı olarak biliniyor. Pazırık halısındaki boyama işlemi bize Orta Asya'daki gelenekleri işaret ediyor. Uzun yıllar boyunca İran halısı olarak kabul edilen ve Orta Asya göçer halklarının bu düzeyde bir halıyı dokumasının mümkün olmadığını söyleyen araştırmacılar görüşlerinde hala ısrarcı. Halı yaklaşık 50 yıl kadar kullanılmış ve sonra sahibiyle birlikte mezara konulmuş. Pazırık kültürünün Orta Asyalı olduğunu bilsek de kullanılan teknikler açısından halının M.Ö. 4. yüzyıl civarında İran'dan ithal edildiği yönünde ipuçları var. Pazırık Kurganı'nda iki ayrı mezar odasında atlarıyla birlikte gömülmüş beyler ve bir kadın liderin bedenleri permafrost yani donmuş toprakta kendiliğinden mumyalanmıştı. Bedenlerinde dövmeler bulunan bireylerin yanlarındaysa göçebe Türk kavimlerinde rastlanan eşyalar ve at kültürüne ait objeler vardı. Pazırık halısının boyama tekniği açısından da Türk geleneğiyle benzerlik göstermesi, kurgandaki bireylerin Hun dönemi liderleri olabileceği görüşüne katkı sağladı. Canlı renklerin sırrı modern bilim sayesinde ortaya çıktı. Böylece Altaylardaki gizem perdesi biraz daha aralandı.